terör örgütleri, arkalarındaki destekçileri asırlık plan ve hesaplar yoluyla Türkiye'nin başına çorap örmeye, bağımsızlığını sabote etmeye eş güdüm halinde çalışmaktadır. Bakınız YPG isim değiştiriyormuş. Yeni adıyla Suriye Demokratik Güçleri olacakmış. İsmin ne önemi vardır? Kaldı ki bu değişiklik malumun ilanı da değildir. İsim değişikliği cinayet ve ihanetleri nasıl örtecektir? Terör her yerde, terörist her isim altında terörist ve şerefsizdir. Ha YPG, ha SDG, ha FETÖ, ha PKK, bunlar arasında en ufak fark, en küçük eylem ve emel farklılığı yoktur. ABD'nin YPG'ye yani PKK'ya vermiş olduğu silah ve mühimmat desteği artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, Türkiye'ye alenen husumet olduğu anlaşılmıştır. Milli Güvenlik Kurulu'nun 17 Temmuz 2017 tarihli toplantısı bu salih ve sıcaklık gerçeği teyit etmiş, karşımızdaki vahim sorunun tekraren altını çizmiştir. Açıkça söylemek lazımdır ki terör örgütlerine karşı bakışın çifte standart oluşu yalnızca ülkemizin değil aynı şekilde bölgesel ve küresel huzurun da aleyhinedir. Terörizmle mücadelede ortak bir anlayış ve hedef birliği sağlanmadan ne uluslararası hukuktan ne müttefiklikten ne de insan haklarından bahsetmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Yanı başımızda kurulmak istenen terör devletine harç taşıyan, temel kazan ülkeler bırakınız dost olmayı, düşmanlığa hizmetten başka bir şey yapmamaktadır. Irak ve Suriye'nin kuzeyini içine alan ve Akdeniz'e uzanması planlanan terör davetiyle, devletiyle küresel vahşet çetesi altın vuruşu yapmak istemektedir. Amerikan ordusuna kurmay subay yetiştiren bir askeri akademinin yayın organının kapak resminde kolundaki amblemde bebek katilinin resmi olan bir YPG'li teröristin sözde nöbet tutarken gösterilmesi muhatap alınan skandalların son halkasıdır. Amerika Birleşik Devletleri son veriler ışığında 5 Haziran'dan 9 Temmuz'a kadar süren sevkiyatlarla birlikte 434 kez PKK-PYD bölgesine silah ve mühimmat teslimatı yapmıştır. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nin geçtiğimiz pazar günü bir televizyon kanalında YPG ile işbirliği yaptıklarını itiraf etmesi, daha ileri giderek FETÖ'yü bir terör örgütü görmediklerini vurgulaması elbette sözün anlamını kaybettiği noktaya işarettir. Türk milleti 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başındaki karanlık yıllara sürüklenmek üzeredir.